Gençler selamlar. Ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlar. Ee, sizlere çok da sormadım ama kendim bu pdf'leri hazırladım. Ee, yaklaşık 8-9 tane pdf oldu şimdiden. Böyle 8'er soru 8'er soru sizlere güzel bir problemler kampı yapalım dedim. Ee, alelade böyle yaklaşık 50 tane 60 tane soru çözmeyelim de birbirinden güzel... Şöyle soruları derleyelim, toparlayalım. Bunlara da 8'er soru 8'er soru vereyim dedim. Çünkü hani bir problemlerle alakalı ben 40 soruluk bir video çekmeye kalkışsam bu yaklaşık olarak 3-3,5 saatlik bir video olacaktı. Dolayısıyla sevgili gençler ben size bunları böyle günlük 8'er tane 8'er tane paylaşsam tadından yenmez dedim. Ee, senin de ne kadar ee, nasıl diyeyim tam anlamıyla böyle oturacak bir konuda değil. Yani nasıl diyeyim? Kimse şunu söylemiyordur ben problemleri hallettim demiyordur ama herkes de şunu da söylemiyordur tabii problem kısmını hiç yapamıyorum da demiyordur. Çünkü sevgili gençler okuduğumuzu anlama soruları genelde bunların çoğu problemlerin çoğu birkaç da yanına işlem yakıştırdığınız zaman zaten halihazırda bir şeyler buluyorsunuz mantıksal çıkarımla bile hareket ederek çoğu soruyu yapabilme imkanınız da var. Şimdi TYT'de yaklaşık olarak biliyorsunuz ki 30 tane matematik sorusu çıkıyor. Çıkıyor da bunlardan sevgili gençler 13 tanesi 14 tanesi net problem oluyor. Yalnız şöyle bir durum var. Ben diyorum ki her zaman 20 tane problem sorusu çıkarırım ben sana TYT'de. Nasıl mı? Şu şekilde işte mutlak değer, basit eşitsizlik, üstü sayı, köklü sayı, bazen temel kavramlar, ardışık sayılar, basamak kavramı gibi sayıları, sev, e, konuları sevgili gençler artık problemleştirip soruyor bize ÖSYM. I. E, doğal olarak haliyle 20'ye yakın hatta 20 tane abartısız problemle karşılaşıyorsunuz. Bu da sınavın %66,6'sı yapıyor. 30 soruda 20 soru %66,6'sı yapıyor sevgili gençler. Ki artık önemini de ben size bu şekilde sayılarla da anlattım. Önemli bir konu. Ee, problemler için bu sene çektiğimiz bir konu anlatımı vardı Problemler 1 ve problemler 2 şeklinde Onu da kart olarak ben yukarıya bırakmaya çalışacağım sevgili gençler Unutmazsam eğer e, şurada yukarıya bırakmaya çalışacağım Ve arkadaşlar e, o problemler kampında da e, Polya'nın problem çözme adımları diye bazı taktikler var Onları da dinlemende fayda var ben sana şimdiden buradan söyleyeyim 8 tane soru çözeceğiz arka arkaya Yolumuz 8 tane soru ne kadar kısa gibi dursa da soruları açıklayıcı ve detaylı bir şekilde anlatacağım için yolumuz uzun. Dolayısıyla biz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Videoya başlamadan önce de kanalıma abone değilsen ve beni yeni tanıyorsan abone olursan ve bu videoyu da beğen, beğenmeyi unutmazsan beni mutlu edeceksin. Aynı yukarıda da gösterdiğimiz gibi önce abone oluyorsun sonra da videoyu beğeniyorsun. Evet şimdi İlk sorumuzu şöyle yaklaştıralım ve bakalım. Bir perdeci düşünün. Kolay bir şekilde ölçü almak için çırağından 50 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını istiyor. Şimdi problemleri çözerken her anladığınız cümleden sonra bir duraksayın. Hocam duraksamak ne? Vakit kaybetmez miyiz? Kardeşim okuma devamını. Bir dur Anladığın şeyi kafanda 2-3 saniye yorumla. Şimdi ben buradan ne anladım? Ee, görmüşsünüzdür çarşafçılara, perdecilere falan gittiğiniz zaman ellerinde böyle ile veya metreyle dolaşmazlar. Genelde böyle ellerinde çok satan, çok satım yapan yerlerden bahsediyorum özellikle. Bir tahta parçası vardır veya bir metal parçası vardır. Bununla ölçü çünkü o tahta parçasının uzunluğu bellidir. Mesela bir metrelik tahta parçası yapmışlardır kendilerine. Sürekli ölçüyü onunla alırlar. Şu şekilde döndüre döndüre alırlar hatta. Ölçüyü onunla alırlar. Yani yanlarında metre taşımaktansa veya yani metreyi açıp ölçmektense o tahta parçasıyla ölçerler. Ve çırağından da 50 cm uzunluğunda bir tahta, yarım metre uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını istemiş usta çırağında. Fakat çırak Bizim saftirik çırağımız yanlışlıkla 40 santimetre uzunluğunda bir tahta parçası yaptırıyor sevgili gençler. Bu perdeci boyutları gerçekte bakın gerçekte 2 metreye 8 metre olan perdeyi çırağının yaptırdığı tahta parçasıyla ölçüyor ve yaptığı bu ölçüme göre de fiyatını hesaplayıp müşterisine satmış. Bu ne demek sevgili gençler? Normal şartlar altında 2 metreye 8 metre olan perde 2 çarpı 8'den 16 metrekaredir. Hemen onu yazalım. Gerçek alan diyelim. Gerçek metrekare kaçtır? 16 metrekaredir sevgili gençler. Demek ki burada dükkan kâra geçecek. Aslında çırak farkında olmadan da ustası için bir iyilik, bir iyilik yapıyor ama haksız bir kazanç da sağlamasını sağlıyor. Ne demek bu? E, usta el, elindeki 50 cm sandığı çubuğun aslında 40 santimetre olduğunu bilmiyor. Ve doğal olarak da mesela 2 metrelik yani 200 santimetrelik bir e, kısmı 4 kez 50 cm'likle ölçebilecekken 5 kez 40 santimetre ile ölçüyor. Ve diyor ki ha demek ki burası 2,5 metre geldi diyor. Anlaşıldı değil mi? Bakın şöyle yapalım. Şöyle 2 metre uzunluğunda bir e, elimizde perde olsun. Elimdeki 50 cm olarak düşünüyor bunu. Ölçüyor ama elindeki 40 cm ve burası 200 cm olduğu için 40'ar 40'ar böldüğü zaman sevgili gençler şu şekilde 5 parça halinde ölçüyor. Yani 5 defa ölçmek zorunda kalıyor. Ama elindekinin 50 cm olduğunu düşündüğünden diyor ki 5 defa ölçtüm. Demek ki 5 kere 50'den burası 250 cm geldi diyor. Ama sattığı şey normalde 200 cm. Güzel. Umarım anlaşıldı. Perdenin metrekare fiyatı 5 lira olduğuna göre perdeci müşterisinden kaç lira fazla almıştır diye soruluyor. He, peki biz olayı anladık ya güzel. Şu kısmı sildim. Şimdi şöyle diyorum. Normalde 200 santimetre olan yeri şu şekilde ölçecek. 200'ü 40'a böleceğiz sevgili gençler. 5 defa yaptı elindekinin uzunluğunu da 50 cm olduğunu düşündüğü için burayı 250 cm olarak ölçüyor. Yani 2,5 metre olarak ölçüyor. Bir de 8 metre olan kısmı yani 800 cm'yi ben 40 cm'ye böleceğim sevgili gençler. Ve bunu da böldüğümüz zaman 800 bölü 40'tan 20 yapacak. Yani 20 defa ölçüm yaptı. Elindekinin 50 cm olduğunu düşündüğü için de 20 çarpı 50'den sevgili gençler buranın da 1000 cm kare olduğunu düşünüyor. Burası 2,5. Ha tamam özür dilerim. 1000 santimetre olduğunu düşünüyor. Ve yani buranın 10 metre olduğunu düşünüyor. Ve daha sonrasında metrekare fiyatına geçiyor. Diyor ki benim ölçtüğüm uzunluk 2,5 metreye 10 metre. Ben bunları çarparsam demek ki 25 metrekarelik bir perde satıyorum ben şu an diyor. Pekala normalde perdenin satması gereken fiyatı 16 çarpı 5'ten 80 lira. Doğru mu? Ama bu usta 25 metrekare olarak ölçtüğü için 25 çarpı 5'ten 125 lira talep ediyor müşterisinden. Ve ne kadar fazla para almış oluyor? 45 lira daha fazla para almış oluyor. Ve cevabımız da bundan kaynaklı Bursa seçeneği oluyor sevgili gençler. Geçtim ikinci soruma. İkinci soruda diyor ki bir geziye katılan 60 tane öğrenciden 35'i anne veya babasından en az biriyle birlikte gelmiş. 35 tanesi anne veya babasından en az bir tanesiyle gelmiş. Yani bu ne demek? Sadece annesiyle gelenler var bu 35 kişinin içerisinde. Sadece babasıyla gelenler var. Bir de hem anne hem babasıyla gelenler var. Güzel. Kalan öğrenciler ise geziye tek başlarına katılmış. Yani bu 60 tane öğrenciden 35 tanesi annesi veya babasından en az biriyle geldiyse geriye kalan 25 tanesi tek gelmiş. Güzel, bu kısmı anladık. Bu geziye 30 öğrenci yanında babası olmadan katılmış. 30 tanesi babası olmadan katıldıysa sevgili gençler, bu 30 tanesi ya tek anneyle gelmiş, tek anne veya e, sadece tek başına gelmiş. Tek anne veya tek başına gelmiş. Güzel. 32 öğrenci ise yanında annesi olmadan katılmış. 32 tanesi de yanında annesi yoksa ya tek babasıyla gelmiş veya tek başına gelmiş. Güzel. Şimdi o zaman devamına bakalım. Diyor ki bu geziye hem annesi hem de babasıyla birlikte katılan kaç tane öğrenci vardır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. 35 tanesi anne veya babasından en az bir tanesiyle gelmiştir diyordu. Doğru mu? 35 tanesinin biz annesiyle veya babasıyla geldiğini biliyoruz. Şimdi 30 tanesi tek annesiyle veya tek başına gelmiş. 32 tanesi yanında ya annesini getirmiş ya da tek başına gelmiş diyoruz. 30 tanesi, 32 tanesi de ya sadece babasıyla ya da tek başına gelmiştir diyoruz. Peki biz bu cümlelerin arasından dişimize dokunur bir bilgiyi nasıl içeriden çekip çıkarıp alabiliriz? Şimdi bunu düşüneceğiz. Biz 25 kişinin de tek geldiğini biliyoruz. Şimdi sevgili gençler, yanında babası olmadan gelenler şunlar mıydı? Evet. Peki biz 25 tanesinin tek başına geldiğini bilmiyoruz mu? Evet. O zaman diyeceğim ki 5 tanesi geriye kalan 5 tanesi sadece annesiyle gelmiştir. Sadece anneyle gelmiş. Şurası da yanında annesi olmadan gelenlerdi. 32 kişi. E ben bunun 25 tanesinin yine tek başına geldiğini biliyorum. O halde geriye kalan 7 tanesi de sevgili gençler sadece babasıyla ...gelmiştir diyebiliriz. Sadece annesi ve sadece babasıyla gelenler... ...12 tane kişiydi. E şimdi biz şunu biliyoruz. 35 öğrenci... ...yanında anne veya babasından en az biriyle gelmiştir. Ve biz en başında bu yorumu nasıl yapmıştık? Bu 35 kişi... ...sadece annesiyle gelenler... ...artı sadece babasıyla gelenler... ...artı hem anne hem de babasıyla gelenler. Biz... Sadece annesiyle gelenler ve sadece babasıyla gelenlerin 12 kişi olduğunu bulmadık mı bulduk. O zaman ben bu 35'ten 12'yi çıkarırsam 23 tanesi 23 tanesi yanında hem annesiyle hem de babasıyla gelmiştir diyebiliriz. O halde cevabımız da Edirne seçeneği olur. Fark ettiyseniz toplama ve çıkarma haricinde başka bir işlem yapmadık. İşte problemler bu. Problem soruyu anlama yeteneği aslında. Yani bizim bu kısmımızı ölçüyor aslında problem soruları. Toplama veya çıkarmadan şurada toplama yaptık, burada çıkarma ve burada çıkarma yaptık. Başka hiçbir şey yapmadık. Geri kalan bütün işlemleri burada yaptık sevgili gençler. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Bu arada şunu mutlaka ama mutlaka unutmayın. O söylediğim şey çok önemli çünkü. Problem sorularını uzun soruları özellikle okurken... Anladığınız her cümleden sonra durup 2 saniye 3 saniye kafanızda beyninizi hızlıca bir düşünün. Neyi anladığınızı bir düşünün. Bu size e, teoride belki 3 defa duraksayarak okudunuz. 9-10 saniye kaybettirirken pratikte belki de 30 saniye kazandırıyor sevgili gençler. Çünkü çoğunuz sorunun tamamını hızlıca okuyup daha sonrasında anlamadım deyip ya başa dönüyorsunuz ya da anlamayıp deyip soruyu geçiyorsunuz. Bir daha okunmaz bu deyip soruyu geçiyorsunuz. Buna da lütfen dikkat. Bir sınıftaki 36 öğrenciden A, B, C ve D derslerinden yalnızca birini seçmeleri istenmiş. Sadece birini seçecekler. İki ders aynı da seçen yok veya hiç dersi seçmeyecek olan da kalmayacak. Her dersi bir kişi mutlaka seçmiş ve diyor ki öğrencilerin seçimiyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci öncülümüz 9 kişi A veya B dersini seçmiştir diyor. Demek ki A dersini seçen kişi sayısıyla B dersini seçen kişi sayısının toplamı 9 olacakmış. Çünkü ikisini beraber seçen veya hiçbirini seçmeyen yok. O halde A ile B'yi seçenlerin toplamı 9'dur derim. 15 kişi B veya C dersini seçtiyse o zaman B artı C'nin de ben 15 olması gerektiğini söyleyebilirim. Ve D dersini seçenlerin sayısı B dersini seçenlerin sayısının 3 katıdır demiş. Yani D de sevgili gençler B'nin 3 katıymış. Şimdi ben A sınıfı ya da şöyle diyelim A dersini, B dersini, C dersini ve D dersini seçen kişi sayılarına Burada iki tane B ortak olduğu için ben diyorum ki bunu küçük B kadar kişi seçmiş olsun istiyorum pekala. Eğer ki Burasına B dersem A dediğimiz şey de sevgili gençler 9 eksi B olmaz mı şuradan olur. Demek ki sevgili gençler ben buraya 9 eksi B yazabilirim. E, C'ye ne yazacağım? C'ye de 15 eksi B yazacağım doğal olarak. Peki D neydi? B'nin 3 katı. Demek ki burayı da 3 B kişi seçmiştir deriz. Şimdi gel gelelim sınıfımızın biz toplamda 36 kişiden oluştuğunu da biliyorduk. Eşittir 36 yazalım. Pekala. Bunları bir güzel toplarsak B'yi buluruz. Eksi B ve artı B birbirini götürecektir. 3B'den de B'yi çıkarırsam 2B kalacaktır. 15 ile 9'u toplarsam 24 eşittir 36 dersem 2B eşittir attım karşıya 12 B eşittir kaç gelir 6 6'yı da bulunca direkt işaretlemiyorsun öyle zıplamıyoruz aman dikkat Çünkü biz burada B dersini seçen kişi sayısını bulduk A ve B dersini seçen A veya B dersini seçenler 9 kişi ise bunu 6 kişi seçtiyse bunu 3 kişi seçmiştir diyeceğiz. Cevabımız da 3 olacak sevgili arkadaşlar. Sorularımız güzel birbirinden tatlı. Ee, özellikle düz ve anlaşılması biraz daha böyle güç olan soruları seçtim ki bu biraz daha uzun sorular seçtim derken dördüncü soruyu gördünüz siz ee, dördüncü soru kısa ama Genelde bu tarz soruları seçtim ki sana da faydası dokunsun. Soruları okurken en azından benden de birazcık taktik alabilirsin. Çünkü başkalarının stillerini toplayarak kendine yeni bir stil oluşturman gerekiyor. Problem çözmek bir stil işidir sevgili gençler. Bir gazete bayisi. Fiyatları 50 kuruş ve 75 kuruş olan iki gazeteden toplam 60 adet satın satmış ve bu satıştan 38 lira elde etmiştir. Bu gazete bayisi fiyatı 50 kuruş olan gazeteden kaç adet satmıştır diye soruluyor. Şimdi bu tarz soruların çözümü gayet tabi basit. Birine x diyeceksiniz diğerine 60 x diyeceksiniz. Birisini 50 kuruşla diğerini 75 kuruşla çarpıp toplayıp 38'e eşitleyip fiyatı 50 kuruş olanı bulacaksınız. Fakat ben size burada farklı bir çözüm yolu göstermek için bu soruyu koydum. Ee, hocam o farklı soru çözümünü nasıl yapacaksınız? Şu şekilde... Ee, bunun isimlerine çeşitli isimler takanlar var Ben de bir hocamdan e, şey yapmıştım e, Görmüştüm yani ismini öğrenmiştim tork yöntemi O tork yöntemi için benim hoşuma gitmişti Çünkü fizikteki bu basit makinelerde kaldıraçlar vardı ya İşte denge merkezi e, Daha sonrası işte e, neydi o Yük çarpı yük kolu kuvvet çarpı kuvvet kolu gibi e, Oradan esinlenerek o ismi koymuştu Ben de mantıklı bulmuştum Ben de tork yöntemi diyorum buna Şimdi sevgili gençler, bu tarz soruları çözerken bunları kullanabilirsiniz. Dikkat edin nasıl çözdüğüme. Şimdi bizim bir 50 kuruşluk, bir de 75 kuruşluk iki tane gazetemiz var. Bir tanesi 50 kuruş. 50 kuruş diyelim. Diğeri de sevgili gençler 75 kuruşluk iki tane gazetemiz var ve toplam gazete sayısının ben 60 tane olduğunu biliyorum. Hemen şunu düşünüyorsunuz. Eğer bu 60 adet gazetenin her biri 50 kuruş olsaydı toplamda ne kadar biz para elde ederdik? Yani 60'ı ikiye bölerek bulabilirsiniz bunu. 60 çarpı 50 kuruştan burası 30 lira yapacaktır. 30 TL. Peki ya hepsi 75 kuruş olsaydı gazetelerin o zaman ne kadar fiyat ne kadar kar elde ederdik? 75 çarpı 60 kuruştan 60 çarpı 75 kuruştan da 45 kuruş 45 TL olduğunu göreceksiniz. Ama biz ne 30 lira ne de sevgili gençler 45 lira elde ettik. Ne kadar elde etmişiz sevgili gençler biz? 38 lira. 38'i buraya uygun gelecek şekilde yazıyorsunuz. 38 TL elde etmişiz ve bizim aslında burası sevgili gençler denge merkezimiz diyeceğiz fiziğe göre. Ve sonrasında da şöyle bir şey yapalım. Kaldıraç gibi düşünün. 38'in 30'a olan uzaklığı 8 birimken 38'in 45'e olan uzaklığı 7 birimdir. Ve artık şunu yapabiliriz. 8 ile 7 aralarında asal. O halde sevgili gençler 8K'ya 7K diyelim hatta. Burada biliyorsunuz ki e, yük denge merkezine ne kadar uzaksa o kadar ağır basar ya. O halde arkadaşlar biz tam burada ters orantı vardır diyeceğiz. Ve 8K'yı bu tarafa 7K'yı da bu tarafa alacağız. Yani ben buraya diyeceğim ki bundan 7K tane satmışız. Bundan da 8K tane satmışız diyeceğim. Toplamda satılan 7K artı 8K'dan 15K yapmaz mı? Yapar. E toplamda ben 60 tane gazete satmıştım ya. O zaman K kaçtır arkadaşlar? 4'tür. O halde diyeceğim ki 50 kuruşluktan 7K, ne, 7K tane satmıştık. 4 çarpı 7'den cevabımız 28'dir. Hatta diğeri de 4 kere 8'den 32 tane satılmıştır diyebiliriz. 50 kuruşlu sormuştu bize, biz cevabı 28 olarak işaretleyeceğiz. Şimdi bu tarz sorular karşımıza e, genelde çıkıyor. Bak nerede çıkar? Yaş problemlerinde çıkabilir, hız problemlerinde çıkabilir, özellikle karışım problemlerinde fazlasıyla çıkar. Bu bir sayı problemiydi, denklem kurma çözme problemiydi. Genelde bu sorular çıkar. Ve e, bu sorularla alakalı da, sevgili gençler sizlere bir video yapmaya çalışıyorum ama bu soruların her birini derleyip toparlamak tamamını bu yöntemle çözdüğümüz sorulardan bir video oluşturmak istiyorum ama hepsini bir derleyip toparlayabilirsem böyle bir videoda oluşturacağım. E, genelde bu tarz soruları denklem kurarak değil de benim elim artık bunu kullanarak çözmeye alıştı. Size de tavsiye ettiğim bir yöntem olacak sevgili gençler bu yöntem umarım anlamışsındır. Evet devam ediyoruz. PDF'lerde yine kalite akmıyor mu ya? <laughs> Şimdi 5. sorumuz Hasan öğretmen matematik dersinde tahtaya şöyle bir yazı yazmış. Diyor ki asal bölenlerinin toplamı asal olan pozitif tam sayılara toplam asal sayı denir. Örneğin 44 sayısı demiş bir toplam asal sayıdır. Çocuklarda bakıyor tabi sebep. Çünkü asal bölenleri sadece 2 ve 11'dir bu 44 sayısının. Ve 2 ile 11'i toplarsanız da 13 yapacaktır ve 13 sayısı da bir asal sayıdır demiş. Hmm mantıklı. Yani biz bir sayı düşüneceğiz. Bu sayının asal bölenlerini düşüneceğiz. Mesela 12. 12'nin asal çarpanları nedir? 2 ve 3 topladım 5. Ha, 5 de asal demek ki 12 sayısı da bir toplam asal sayı gibi. Sonra da 42'ye sorunun kökü şu. 42'ye tam bölünebilen ve asal bölenleri toplamı da 23 olan bir sayı. Aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa? sonuç bir toplam asal sayı olur diye sorulmuş. Şimdi bizim sayımız 42'ye tam bölünecek ve asal bölenleri toplamı da 23 olacak. Bizim sayımız 42'ye tam bölünüyorsa bu sayı 42'nin asal bölenlerine de tam bölünür. Ki 42'nin asal bölenlerini yazacak olursak mesela bu sayı 2'ye bölünür 21. E o zaman 3'e de bölünür. Tamam 7 o zaman 7'ye de bölünür. Doğru mu? Doğru. Zaten kendisi 6 kere 7'dir. 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Şimdi bu 42'ye bölünebilen bir sayı ise 2'ye, 3'e ve 7'ye de tam bölünür dedik. Ve hatta o sayının da artık asal çarpanlarıdır bu 2, 3, 7. Ama şuradan e, şunu anlıyoruz ki 2, 3, 7 haricinde başka bölenleri de var bu sayının. Neden biliyor musun? Çünkü bu sayının asal bölenleri toplamı 23'müş. Hmm. Peki 2 artı 3 artı 7 kaç yapıyor ki acaba? 12. Ben 12'nin yanına farklı bir asal sayı daha ekleyince 23 yapacak. O asal sayı 11 değil midir sevgili gençler? Demek ki bizim sayımızın içerisinde 11 çarpanımız da mevcut olacak. Tamam. Şimdi biz öyle bir sayı düşüneceğiz ki iki çarpanımız var, 3 çarpanımız var. Daha sonrasında 7 çarpanımız var ve 11 çarpanımız var. Toplamları 23 aslında kendisi de bir toplam asal sayı. Ama diyor ki yine de Aşağıdakilerden hangi sayıyla, sayıyla ben bu sayıyı yine çarparsam sonuç yine bir asal toplam asal sayı olur diyor. Yani asal bölenlerinin toplamı yine bir asal olur diyor. Güzel ben soruyu muhteşem bir şekilde anladım. Sana da anlattığımı düşünüyorum gene muhteşem bir şekilde. Anlamadıysan hemen 10 saniye geriye sardır bir daha dinle. 20 saniye geriye sardır bir daha dinle. Şimdi bak bizim asal sayılarımız bunlar ve bunların toplamının da 23 olması gerektiğini biliyoruz. Bütün şıkların asal çarpanlarını yazacağım ben şimdi. Bu nedir? 2'ye bölünür 26 tekrar 2'ye bölünür. 13, 2 ve 13 var. 55, 5 ve 11'dir zaten. 65, 5 ve 13'tür. 69, 3 ve 23'tür. 76 da 19 ve 19 kere 4, 19 ve 2'dir. Güzel. Şimdi ben gidip Adana seçeneğiyle yani 52 ile bu sayıyı çarparsam Buraya 2 olduğu için 2'yi bir daha yazmayacağım. Bir bir tane daha asal çarpan gelir. 13. E şurası 23'tü. 13 daha 36 yapar asal bölenlerini toplam. 36 bir asal değil. Dolayısıyla Adana seçeneği gümledi. Gitti. 55'i düşünelim. 5 ve 11 ikisi de yok. 5'i ve 11'i ben buraya yerleştirirsem toplamları 16'dır. 23'ün üzerine 16 eklediğim zaman 39 yapacaktır. 39 sayısı da bir asal sayı olmadığı için Oluşacak olan sayı çarpımı sonucunda oluşan sayı toplam asal sayı değildir. Demek ki bizim sevgili gençler özür diliyoruz kendisinden. Bursa seçeneği de gümledi. 5 ve 13 ikisi de yok. 5'i de 13'ü de yazdım. İkisinin toplamı 18 yapar. 23'e 18 eklediğim zaman 41 yapar ve 41 bir asal sayıdır. O zaman demek ki ben bu sayı 65 ile çarptığım takdirde kendileri bir toplam asal sayı olacak. Cevap Ceyhan'dı. Diğerlerini kontrol ettiğiniz takdirde bir toplam asal gelmediğini göreceksiniz sevgili gençler. Mesela 3 ve 23. 3'ü yazmayacağım. Sadece 23'ü yazacağım. Çünkü 3 zaten vardı. 23, 23, 46 yaptı. Gitti. Sanki bunların hepsini işaretlemişim gibi oldu. Cevap Ceyhan. Yanlışları da öyle işaretlemeye başladım artık. Edirne'ye bakalım. 19 ve 2. 2'yi yazmayacağım. 19, 23 daha sevgili gençler. 42 yapar. 42 de bir asal sayı değil. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bence güzel ve sağlam bir soruydu. Geçtim altıya. Bir meyve suyu satıcısı düşünün. Kilosunu 2 liraya aldığı 30 kilo portakaldan 8 litre portakal suyu elde etmiş. Ne kadar para harcamış portakal suyuna önce onu bir hemen buluruz bak. Kilosunu 2 liraya alıyordu 30 kilo almış o zaman 30 çarpı 2'den bu portakallara 60 kilo 60 TL para harcamış. E, ve bu portakallardan da 8 litre portakal suyu elde ediyor. He, demek ki bu 8 litre portakal suyunun 8 litre portakal suyu diyelim. Bunun maliyeti aslında bize 60 lira oluyor diyebiliriz sonuç olarak. Satıcı portakal suyunun tamamını 0.25 litrelik bardaklarda satmış. Ve bu satıştan %60 kar elde etmiştir. He tamam hemen düşünüyorum hiç sıkıntı değil. E, şimdi bizim 8 litre portakal suyumuz var. Bu portakal sularını ben 0.25 litrelik kaplara dolduruyorum ve öyle satıyorum. 0.25'ten 4 tane seçersem 1 litre olur. 8 tane varsa 4 kere 8'den 32 kutu hazırladık o zaman doğru mu? Çünkü 0.25'i ben 32 ile çarparsam 8 litre yapar kendileri. Güzel. 32 kutu portakal suyumuz var şu an. Ben bunların her birini tek tek ayrı ayrı sattım 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 ve toplamda yüzde %60 kar elde ettim. Şimdi 60 liraya mal etmemiş miydim zaten? Bunun üzerine %60 karım varsa hemen 60'ın %60'ı diyorsunuz. Yani 6 kere 6 kaç yapar? 36 lira karımız var. Kar. 36 lira kar varsa toplamda elde ettiğim para 96 liradır. Demek ki 32 kutuyu sevgili gençler 96 TL'ye satmışız. O zaman bir kutuyu kaç liraya satmışızdır? Tabii ki 3 katıysa bu da 3 katıdır. 3 TL'ye satmışızdır. Bunların e, bu portakal suyunun bardağı... 3 liradan satılmıştır diyebiliriz sevgili gençler. 6. sorumuzu da böylelikle çözdük ve son 2 sorumuz var diyoruz artık. 7. sorumuza bakıyoruz. Ahmet X yılında bir yaş problemi sorusu. Ahmet X yılında Mehmet ise Y yılında doğmuştur. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının 2 katı olduğuna göre bu iki kişinin yaşları toplamının X ve Y türünden ifadesi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi genelde alışkorduğumuz tarz Ahmet x yaşında, Mehmet y yaşında, Ahmet Mehmet'in iki katı falan filan. Ama burada doğduğu yılları vermiş bize. Peki biz neyi düşüneceğiz? Şimdi Ahmet x yılında ve Mehmet y yılında doğduysa şu an içinde bulunduğumuz yıla ben a dersem Ahmet'in yaşı a demeyelim. Ahmet'le karışmasın. Şu an bulunduğumuz e, yıla sevgili gençler ne diyelim? C diyelim. C demeyelim. mi? Güzel bir sayı. S, M'nin S'si diyelim. Heh. S. Ahmet X yılında doğduğuna göre S eksi X yaşındadır Ahmet. Doğru mu? Mehmet de Y yılında doğduğuna göre Mehmet de S eksi Y yaşındadır bu Ahmet. Bu da tabi Mehmet. Pekala. Ve sevgili gençler Ahmet Mehmet'in yaşının iki katı yaşa sahipti. Yani ben bunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olur ancak. O halde S eksi X eşittir. 2s eksi 2y yazabiliriz. Güzel. Ee, bu iki kişinin yaşları toplamı yani yaşları toplamından kastımız s eksi x ile s eksi y'nin toplamı soruluyor bize. Yani 2s eksi x eksi y soruluyor aslında bize. Güzel. Bunda da bir sıkıntı yok. Peki sevgili gençler e, biz şunu söyleyebilir miyiz? Bu 2s eksi 2y s eksi x'e eşitti ya şu s'yi şu tarafa atsam bir s eşittir. Bunu da bu tarafa göndersek 2y eksi x yapmaz mı? Yapar. O zaman burada s'yi biliyoruz ya biz artık. 2s'yi hesaplayabilir miyiz? Evet. 4y eksi 2x'tir. Artık bunu biliyoruz. Şurası cepte. O zaman 2s gördüğüm yere ben yapıştırır geçerim 4y eksi 2x. Yazalım. 4y eksi 2x eksi x eksi y. 4y'den y'yi çıkardım. 3y Eksi x, eksi 2x, eksi x de kaç yapar? Eksi 3x yapar. Ve sen de bunu gidip 3 parantezine alırsan mis gibi sorunun cevabını bulmuş olursun. Cevap denizi seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bu soruyu da kazasız belasız atlattığımıza göre artık geçiyoruz son sorumuza. Ve son soruyu çözmeden önce gene ben sana bir reklam yerleştirme yapıyorum. Ay. Oh. Gençler abone olmayan varsa hala Abone olursa sevinirim Videoyu beğenmeyen varsa videoyu beğenebilirseniz çok sevinirim ee, Sonraki videolarımızda size daha çılgın problemler sorusu soruları çözmeye devam edeceğim Ki biliyorsunuz ilk 12 soru kampı hala devam ediyor ee, Limit türev integral kampı hala devam ediyor Bunun yanında problemler kampı başlattım Ve ben size bir şey diyeyim mi bu kampın ardı arkası gelmez arkadaşlar haberiniz olsun ee, Böyle güzel güzel kendi halimizi sorularımızı çözmeye devam ediyoruz Sizler de bunun yanında 100.000 olmak üzereyiz. Sizler de bunun yanında bana destek olabilirseniz böyle artık 6 haneli bir aile 6 basamaklı sayıya sahip o kadar nüfusu olan bir aile olmamıza çok az kaldı. Bana destek olursan beni de mutlu etmiş olursun. Şimdi 8. sorumuza bakalım. Bir oto galerisinde çalışanlar sattıkları her bir otomobil için sabit bir prim alıyor. Buradan ne anladım? Hemen durdum. Bir oto galerisi var, çalışanlar var sattıkları her otomobil için aynı prim alıyor. Yani bu 500 bin liralık bir araç da satsa aynı prim alıyor. 10 bin liralık bir araç da satsa aynı prim alıyor. Güzel. Ocak ayında bu galeri çalışanlarından Cenk Barış'ın 3 katı kadar otomobil satmış. Şimdi Barış diyelim ve Cenk diyelim. İki, iki tane ismimiz var. Ee, Cenk Barış'ın 3 katı kadar otomobil satmış. Yani bu 2 tane otomobil sattıysa pardon bu 2 tane sattıysa bu 3x tane satmıştır. Güzel. Ve bu iki çalışan toplam 2400 TL prim almış. Yani bunlara karşılık 4x eşittir 2400 dersek x'in 600 olması gerektiğini söyleyebilir miyiz? Bakalım. Hayır söyleyemeyiz. Üzgünüm. Burayı silin. Burayı silin. İkisi toplam 4x tane araba satmış ama e, bunun 2400'e eşit olduğunu söyleyeyim. Bu araba sayısına eşit toplamları. Pardon. Barış aynı ay içerisinde 6 otomobil daha satmış olsaydı Cenk'le aynı miktarda prim alacaktı. Hımm şimdi bunlar sattıkları araba sayısına göre sevgili gençler prim almıyorlar mı? Sabit bir prim alıyorlar ve Barış 6 tane daha yani x artı 6 tane satmış olsaydı Cenk'le aynı prim alacağına göre demek ki sevgili gençler bu 3 xe eşit olacak. O halde 2x'in 6 olması gerektiğini ve x'in de 3 olması gerektiğini biz buradan anladık. Demek ki Cenk 9 tane araba satmış, Barış da 3 tane araba satmış aslına bakarsanız o ay. Bu galeride çalışanlar sattıkları her otomobil için kaç TL prim almakta? E kardeşlerim x artı 3 xten toplam 4x tane araba satılmamış mıydı? Yani 3 artı 9'dan 12 tane araba satılmamış mıydı? Ve 12 çarpı araç başına alınan prime ben P dersem bu da eşittir sevgili gençler ne olacaktı? 2400 TL. Demek ki P kaçmış arkadaşlar? 12 kere 200, 2400 yapacağı için P yani prim 200 liraymış. O halde cevabımız da denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler bu videonun sonuna geldik artık. PDF'imiz bitti. Sorularımıza dikkat ettiyseniz tamamı sevgili gençler düz ve klasik sorular seçmeye çalıştım. Düz ve klasik sorularında TET'de çıkabilecek olanlarını seçtim. Çünkü TET'de tamam artık problemler ee, nasıl diyeyim böyle biraz daha görsele dayalı resimler oluyor. Yeni nesil demek istemiyorum çünkü aslında bakarsanız şu da yeni nesil bir soru. Yani şu da yeni nesil bir soru. Artık bunları bu şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Yeni nesil soru deyince illa renkli resimli soru olarak algılanmaması gerekiyor. Tamam kabul TET'de biraz daha yeni nesil soru olarak ee, renkli resimli sorular kullanılıyor fakat... Bu tarz soruları da kimse çalışmıyor. Tabi sizde SML tayfa olarak bir farkınız olmak zorunda. Çünkü şu gibi şu bir gerçek ki karşımıza bu sorular çıkıyor. Arkadaşlar bir sonraki pdf'imizde bir sonraki problemler videomuzda emin olabilirsin daha fazla yeni nesil soru var. E, ikinci videoda. E, bir klasik bir yeni nesil bir klasik bir yeni nesil şeklinde gitmekte fayda görüyorum sizler için de umarım faydalı olmuştur. 8 tane soru çözdük. 8 tane detaylı ve açıklayıcı soru çözdük sevgili gençler. Problemler sorusu çözdük. Umarım umarım faydası olmuştur. İnşallah hakkını vermiştir bu video problemlerin sana karşı. hocam 8 tane video ile olacağı tabi olmayacağı aşikar. 8 tane soruyla. Ama bu 8 soruluk videolardan ben sana bir sürü atacağım. Elinde bir sürü pdf olacak. Lütfen senden ricam bunların her birini bir yaprak test gibi çıktılarını al. Şimdi ilk 12 soru kampı yaptık. Onun çıktısını al, bir e, poşet dosyanın içine koy. Limit türev integral bir poşet dosyanın içine koy. 40 soru kampları yapıyoruz. Onların hepsini çıktısını al, bir poşet dosyanın içine koy. Bunların hepsini al, bir poşet dosyanın içine koy. Elinle resmen e, ufak bir fasikül gibi doküman olacak ve bunların her birinde geniş bir klasörün içerisinde sabitleyip üzerine SML hoca YouTube yazmayı da unutma. Ee, ayrıyetten senin için çok güzel bir döküman olmuş oluyor. Sen buradaki bu sorulara ben seni bu şekilde teşvik etmesem bu soruları çözmeyeceksin. Aslına bakarsan e, bir kitap kalınlığında soru çözmüş oluyoruz. Yani ben sana resmen bir kitap çözdürmüş oluyorum. Bunları sen çözerken ve dinlerken. E, bunun da lütfen farkına varınız. Çalışıyorsunuz. Allah emeklerinizin karşılığını boşa çıkarmasın Çıkarmayacaktır da. Allah çalışana emeğinin karşılığını verir sevgili gençler. Evet videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer kamplarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.